Bordo TV'den merhabalar. 10.30 analiz programıyla karşınızdayız. TFF 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde Teksut Bandırma Spor sahasında Alaçatı Çorum Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu maçı konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Nazım Türknaz yanımda. İyi haftalar. Teşekkürler Ercan. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkürler. Vallahi bizim için güzel bir hafta sonu oldu. Çünkü bir Bandırma seyahati yaptık. Beraber gerçekten gittik. Beraberdik. Ayhan Şansör'le beraber güzel bir Bandırma seyahati yaptık. Oradaki taraftarlarla görüştük, yöneticilerle görüştük, statlara gittik ve aynı zamanda U19 maçında U19 izledik. Yüzeysel değil, derine de indik. U19 maçına herkesin burun kıvırdığı, yani ne gerek var dediği, hatta sevgili Ayhan Şansör, bazı hocaların gitmekten imtina ettiği U19 maçlarına da gittik, gördük, tespitlerimizi yaptık. Hepsini biraz sonra konuşacağız. Gerek bu arada sadece Bandırma Sporlu oyuncular değil, Çorum Futbol Kulübü'ndeki oyuncularla da sohbet etme. Tahsin Hoca ile konuşacağız. Tahsin Hoca ile Ahmet Yıldız'la buradan da tebrik ederim tekrar sportif direktörü. Yani aslında hem oraya hem buraya bütün detaylı analizlerimizi biraz sonra yapacağız. Hemen başlayalım dilersen. A takımla başlayalım tabii. Bu sezon ilk kez Ersan Parlatan Hoca Cite'nin yerine Babadia'yı tercih ederek ilk 11 tercihini Babadia'dan yana yaptı. Aslında evet. Ben de orada bir değişiklik beklemiyordum. Evet. Doğan, Can, işte sağda Elis, solda Betahan, önde Babadia şeklinde. Hocanın planı da maçın başında oyunu rakip yarı sahaya yıkıp golü erken bulup işte taraftara keyifli maç izletmekti ama bu plan tutmadı. Tutmamasının sebeplerinden biri de hakem Mehmet Ali Özer'dir. İlk 13 dakikada süre tuttum. 13 dakikada 3 dakika sadece top oynadı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi çok hakem görüyoruz. Burada hakemle de eleştiriyoruz. Bu arada bu programda hakemlerin ismini de veriyoruz. İsmini de veriyoruz. Vermekten de internet etmiyoruz ama. Yani iyi yapılan şeylerden de bahsediyoruz. Söylüyoruz ama şimdi şöyle bir durum var. Ya karşınızdaki bir insan faktörü. Yani bakıyorum sevgili Ayhan, böyle hareketler, böyle gaddar hareketler, sert hareketler. Ya hocam, karşındaki bir oyuncu ya, hatta senden kat be kat daha yıldız bir isim, popüler bir isim. Yani sen şimdi ego mu tatmin ediyorsun ya? Zırt pırt oyunu kestin. Ben şeye çok takıldım ya, oyunu kesme. Oyunu kesti. Oyunu kestim, bu düdük çaldım, ekranda görünüyor. Acaba ekranda görünmek için mi yapıyor onu? Ne demiştin sen? İlk 17 dakikanın 13 dakikası oyun yok ya, top yok ya. 13 dakikada 10 dakika top oynanmadı, abartma. Nasıl bir şey? Ve uzatma da 4 dakika verdi bu arada ilk yarının sonunda. İkinci yarı da 4 dakika verdi. Yani neler oldu, 4 dakika verdi. Yani hocam, yani saatine bir baksana, yardımcına bir baksana. Bir de bakıyorum, gerçekten hareketleri itici. Hocam, talimat mı geldi yerden veyahut da yüzün gülmesin, futbolcular gaddar mı davranıyor demen gerekiyor diyorlar ama o diyenler sana yanlıştır. Bak, sempatik ol, insanların kalbini kazan. Bu arada iletişim dersi de alıyor bu hakemler federasyondan. Yani hoca gelmemiş. İletişimi bilmiyordu, gerçekten bilmiyordu. O derse gelmemiş Mehmet Ali Özür. Yani futbol kısmına geçelim. Yani hakemi de çok ön plana çıkarmak istemeyelim. Ama hakem Mehmet Ali Özer'i de bundan sonra takip edeceğim. Yani çünkü oyuna artık TRT spikerleri de duramıyorlar artık. TRT spikerleri maç anlatırken diyor ki hepsi. Ya bırak hoca hakem, yani devam etsin diyor. Ya. Bırak aksın diyor. Yani. Oyun aksın diyor. Çünkü o anlatan spiker de futbol sever. Orada bir şey, güzel bir şey sunmak istiyor izleyenlere, şimdi, dinleyenlere. Hakem belki 10 yıldan beri futbol uğraşıyor ki profesyonel uğraşmıyor ama spiker abilerimiz 40 yıldan beri bu işin başında. Doğru. Yani senden futbol kat be kat daha fazla biliyor. Sağ içine dönecek olursak işte az önce bahsettiğim Harris, Metehan, Doğancan ve işte öndeki Babadia, arkalarında da Mulumbo ve Mehmet Özcan vardı. Ama öndeki dörtlü hiçbir şekilde etkili olamadı. Ben burada şunu da bahsetmek isterim. Mesela Çorum Futbol Kulübü tarafında Gökhan Karadeniz sakatlıktan çıkmasına rağmen yavaş yavaş formu tutuyor. Yıldız bir isimdir. Maçın ilk yarıda en etkili oyuncularından biriydi. Gerek Ahmet İlhan'a gerek Ceraldo'ya muhteşem paslar attı. Evet. Takımı oynattı. Hatta ilk yarıda Çorum Futbol Kulübü daha iyi pozisyona girdi. Ama aynı etkiyi Doğan Can'dan göremedik. Hele bir pozisyon var, orada çok takıldım. Evet. Özellikle sana sözü bırakacağım şimdi. Evet. Sağda Harris daha boş. İki kişinin sıkıştırdığı Metehan attı topu. Yani biraz kafayı kaldırması lazım o mevkideki oyuncunun. Doğru, yani etrafı iyi süzmesi lazım. Doğru. Hatta orta sahadaki işte atak tüm oyuncular için geçerli. Evet. Top gelmeden etrafa bakması, alana bakması lazım. Hani ikinci hani top gelmeden ikinci atacağı yeri iyi bilmesi orayı lazım. Orayı gözlemlemesi lazım. Doğancan maalesef şu ana kadar 11 başladığı maçlarda pek sağlıklı bir katkı sağlayamadı. Evet. Yani ikinci yarıda girdiği bazı maçlarda daha iyiydi. Ve ilk yarıdaki en büyük faktör buydu bence. Yani doğru. Kasımpaşa nereden çıktı?
Çorum Futbol Kulübü'nde... Buraya yakın ya. Yakın diye. Gereken oradan geçti. Çorum Futbol Kulübü'nün ön tarafı Geraldo, Verheid, evet. Gökhan Karadeniz ve Ahmet İlhan dörtlüsü daha etkiliydi. Ve bunları iyi yöneten bir Gökhan Karadeniz vardı. Diğer tarafta ise benim gözlemimde Doğan Can bu rolü yapamadığı için Bandırma Spor orada üretken olamadı. İlk yarı bu şekilde geçti zaten. Evet. Sözü buradan sana bırakayım. İkinci yarıya devam ederiz. Şimdi bir kere en büyük tespit, hatta sana bunu da konuştuk zaten. Bandırma Spor'da bu maçta istek ve heyecan diğer maçlara göre daha azdı. Şimdi bunun sebepleri bir kere Levent olmaması, ikinci konu da Rahmet Ulan olmaması. Çok net. Çünkü her iki oyuncu da Harris'in katkısı azaldı. Evet, çok arandı çünkü bu iki oyuncu aynı zamanda sevgili Ayhan, direnç. Bandırma Spor'a heyecan katıyor. Direnç de katıyor. Dinamizm katıyor. Akıl İştah da var. Katıyor tabii. Çünkü mesela özellikle Levent. Mesela bak Levent Ayçiçek. Söyledik gerçi dilimizi ısıralım. Biraz da şey oldu. Nazar dedi galiba ama. Maçta da gördüm ya, ben Levent'i. Çocuk yani evet. Bir golü eksik demiştik. Golü attı. Maç maalesef kırmızı kart gördü ama ne kadar eksik olduğu belli oldu. Hakeza Rahmetullah da. Şimdi Rahmetullah olmaması aslında Kevin Harris. Geçen hafta demiştik. Sağ tarafta kullanması lazım diye ama enteresan. Şimdi Kevin Harris'i de oyuna sokamadı. Çünkü arkasındaki bekle uyumuyor. Evet çünkü şöyle bir durum var. Arkana baktığın zaman sevgili Ayhan, arkana baktığın zaman güvenli olman lazım. Şimdi Mert kardeşimiz ilk defa oynadı. İlk defa oynadığı için de Kevin Harris de ona güvenip açılamadı. Yani ip orada ya. Açılamadığı için de çok fazla ileri gidemedi. Ahmet İlhan tehdidi var. Tabii zaten oradan bir kere Ahmet İlhan tehdidi var. Şimdi bir kere bu oyun iştahı ve dinamizm diğer maçlar oranında düşük başladı. Yani bazen şöyle bir durum olur. Bakarsın hava böyle yağmurlu ya, sisli puslu. Ya dersin ki ben yataktan kalkmak istemiyorum. Enerjim düşük. Yani ben Bandırma Spor'da o maçın başında böyle bir şey gördüm. Yani hakem de tabii sağ olsun bu etmenlerin de bir tanesiydi. Artı şimdi benim için sürpriz oldu. Ve aslında baba diyor da aslında bu sorunun bence cevabını verdi Ayhan. Ben daha kardeşim dedi. Daha ilk 11'e hazır değilim dedi. Bunu bence çok net ifade etti yani. Bunu bize şifa söylemedi. Hareketleriyle söyledi. He, Jitte'yle başlaması artık belli oldu. Bütün maçlarda artık böyle Jitte'yle başlayacak. Artı Levent'in orta sahada eksikliği hissedildi. Hani sakat ve cezalı olmadıktan sonra bence Levent sevgili Ayhan. Belki ilk 11'e yazılacak oyuncu. İlk 11'e yazılacak oyuncu ve Mehmet de çok iyiydi gerçekten. Mehmet de form yakalıyor. Yavaş kazanıyor. Yani şey belli oldu. Üçlü belli oldu. Hiç macera gerek yok. Ben de artık onu net sayarım. Mulumba, yani. Mehmet Özcan, Levent Ayçiçek. Bodrum deplasmanındaki orta saha kurgusu. Zaten kazanılan maçlara bakarsan hep bu üçlünün aktif olduğunu görüyoruz. Ha ben şuna şaşırmıştım. Dedim kardeşim bu Josefsson nerede ya? Nerede bu adam? Baktık sakatlığı biraz devam ediyormuş galiba da o yüzden iskele girmek istememiş. Duyduğumuzu öğrendiğimize göre. O yüzden Kevin Harris'le başlamış sağ tarafta. Sol tarafta yine Metehan. Doğan Can konusunda şöyle söyleyeyim. Şimdi Doğan Can 10 numara. Ama 10 numara olan bir oyuncunun evet Gökhan Karadeniz'in yaptığı işleri yapması lazım. Yapması lazım. Pasları verecek doğru mu? Servisleri yapacak. Yeri geldiği zaman skor yapacak doğru mu? Takımı derler böyle bir maestro gibi yönetmesi lazım. Ama Doğan Can'da bu eksiklikler çok fazla göz önünde olmaya başladı. Niye Metehan'a? Şundan dolayı. Şimdi Metehan'a vermek daha kolay. Daha risksiz. Şimdi Kevin Harris'le yani daha böyle anlaşamadı ama ver Metehan'a o zaten bir şekilde yapacak. Yapmaya çalışacak diye düşünülüyor. Daha kolaydan ve rahattan gitmeye çalışıyor oyuncular. Ersan Hoca'ya şu konuda bir eleştiri getirebilirim. Yani baba diye oynadığınız zaman hem bekiniz hem kanat oyuncularınızın çok formda olması gerekiyor. Çünkü orta ceza sahasında topu fazla gelmesi için. Çok gelmesi lazım yani. Evet. Yani eğer Mert'le başlayıp yani işte sağa çıkıp sağ bekle ciddi bir sıkıntı var. İki oyuncu da yok. Evet, biri sakat, evet. Biri cezalı. Hani bunu da hesaba katarak bir plan geliştirseydi ben baba diye ile başlamazdım. Çünkü kesin. Orta kanadın biri pek işlemeyeceğini biliyorsun evet. Sonuçta. Orada Ahmet İlhan şeyi de bir var. Bir de bak Çorum FK belki son haftalarda biraz böyle form düşüşü yaptı ama Çorum FK taş gibi takım. Ben bunu senin başından beri söylüyorum. Playoff'un gediklisi de playoff'a girecektir. Bir kere bak şimdi fark ettiysen tribünden mesela Ahmet İlhan ne zaman topu alsa Bandırma Spor taraftarı biraz böyle şey oldu. Endişe veriyor. Eyvah diyor yani bir endişe ediyor. Ne zaman Ahmet İlhan topu alsa böyle bir Bandırma Spor taraftarı böyle bir hemen şey diğer oldu. Diğer tarafta da Geraldo var. Diğer tarafta Geraldo var. Yani Geraldo'da bir şey örnek vereyim. Yani şimdi bunu belki de arkadaşları çevirecek ama sevgili Geraldo yani kafan hep böyle
Yani bir futbolcunun kafası kaldır böyle kafayı. Ya giderse önünü göremez. Ya kafayı kaldırsa var ya çok daha farklı işler verimli yapacak. Verimli olacak. Evet. Yani bunu zaten kendisi yüzüne de söyleyeceğim bu arada. Yani arkadan da sallamak gibi olmasın. Yüzüne de söyleyeceğiz. Ha şu var sevgili Ayhan Şensoy. Ben bir kere Ersan Paradon Hoca'yı neden seviyorum biliyor musun? Ersan Paradon Hoca'da inatçılık, astı maske kestim kestik yok. Plan işlemiyorsa... Ne yaptı ikinci yarı? Şoklama yaptı. B planına geçti. Hemen 3 tane oyuncu değiştirdi. Ben bir kere Ersan Hoca'yı bu oyunu takdir ediyorum. Hakikaten beklemiyor. 70'leri beklemiyor. Kelli felli hocalarımız var biliyorsun. Ne yapıyor? 70'leri, 75'leri bekliyor. Ne geriye var abi? Bu arada Tahsin Hoca'da bir hamle geldi. Ya. Normalde 65-70'te Thomas Verheid'i çıkartır. Kardeşim ben Thomas Verheid'çiyim, ben buzdolapçıyım. Buzdolabı gibi adam. Şöyle söyleyeyim. Bunu ben her başta söylüyorum. Ama bak, nasıl kullandı? Bu arada maçı tribünde izlemenin ayrı bir avantajı oluyor. Çok. Çünkü her şeyi saha içerisinde çok daha net bir şekilde net, görebiliyorsun. Net. Mustafa Çeçenoğlu oyuna girdikten sonra evet, çok etkili ortalar yaptı. Evet. Gerek serbest vuruş, gerek köşe vuruşları. O buz ortasının böyle enteresan. Harika ortalar kanıştı, kesti. Tabii Bandırma Spor'da her duran topta bütün uzun oyuncuları ileri gönderdi. Tahsin Hoca da ne yaptı? Normalde Thomas Verheid'in oynayacağı bir oyun formatı yoktu. Yani evet, daha hızlı oyuncularla, evet, geçiş oynayan, kontrata yatkın evet, oyuncularla evet, devam edecekti ama Thomas Verheid'i sırf duran topta kendi ceza sahasını savunsun diye tuttu oyunda ve 5 tane kafa vuruşu var. Artı barajlar. Yani. Mesela bak barajlar da önemli. Mesela bu arada, kurulan barajlarda hele maçın son anda biliyorsun. Son anda aslında maçın kader anı gibi bir şeydi aslında. Çeçenoğlu vurdu. Kimden döndü? Verheid. Evet. Tahsin Hoca'yı da bu konuda kutlarım Çorum açısından. Tahsin Hoca'yı ben seviyorum. Bak, oyunu, ilk önce de sevdiğim hocam. Oyunu okumaçtan işte evet, orada karşılıklı hamleler oluyor. Karşılıklı evet, birbirlerinin hamlesi üzerine yeni bir şey geliştiriyorlar. Evet. Onu da yukarıdan izleyince daha tabii, tabii, net bir şekilde görebiliyoruz. Çok. Nitekim maçın hakkı bence beraberlikti. Yani bir takım kazansa diğerine haksızlık olurdu. Bunu da söyleyeyim. Zaten oyun olarak iki takımın oyuna baktığımızdan dolayı bunu söyleyebilirim. Aslında bir yerden sonra sevgili Ayhan'cığım maç ona döndü aslında. Şimdi 3 puan için gidiyorsun. Mesela şimdi Çorum FK baskınlar yapmaya çalıştı. Özellikle ikinci yarı değil mi? 4 tane 5 tane böyle son pozisyonu veremediler ama orada geliyorsun da 2 tane boşa çıkması var. Yani pozisyon yarattı aslında. Kaleci antrenörü bu hafta boyunca milli maç arasında geliyorsa bunu izletip buna çalıştırması lazım. Son hafta biraz tatil durumları vardı ondan mı acaba? Ama 2-3 haftadır biraz dağınık bir görüntü veriyor geliyoruz. Doğru, doğru. Onu tekrar toparlamak mesela lazım. Ben şeyi de çok beğendim. Ologo ve Zagoturi ikisini de beğendim. Savunma da çok iyi. Savunma da vallahi hiç nefes aldırmadılar. Bak şimdi bazen zaman zaman eleştiriyoruz bu ikiliyi ama bu maçta bence nefes aldırmadılar. Çok başarılı işleri imza attılar. Ben buradan tebriklerimi iletiyorum. Gökhan Karadeniz konusunda ben de katılıyorum. Gökhan Karadeniz aslında Türk futbolunun alt ligleri mi diyeyim mesela. Süper Lig'e çıkamamış yıldızlarından bir tanesidir. İyi bir 10 numaradır ama iş yapma noktasında da yani bu tür takımlarda çok güzel işler yapar. İlk defa bu arada ilk 11 çıktı. Onu da geçen haftaki programımızda artık Gökhan Karadeniz zamanı diye söylemiştim. Tahsin Hoca da bizim programımızın müdavimi olduğu buradan net ortaya çıktı. Bu arada Çorum'daki birçok futbolcu arkadaşımız da izliyormuş. Onlar sen de duydun yani. Bu programı izlemeyen çok şey kaçırır. Açık ve net. Tamam peki o zaman. Ben de o zaman damgayı da vurdum. Damgayı da vurdum. Bu arada Murat Yıldırım'dan da bahsederim. Çorum FK'nın enteresan bir yapılanması var zaten. Futbolcu takım sahibi gibi aslında aynı zamanda. Ben de sana tribünde bir espri yaptım. 35 numara takımın sahibi gibi oynuyor diye. Ama Çorum FK ben şöyle söylemek lazım sevgili Ayhan Şensoy. Yani benim playoff adaylarım bir tanesidir. Oynadığı futbolu bunu gösterdi zaten. Yani birkaç hafta böyle sendirildi ama bu hedeften bence dönmez. Tek sıkıntı orta alandaki o işte 10 numara mevkindeki evet, yaratıcı oyuncuydu. Gökhan evet, geldikten sonra ben evet, de artık eminim. Yani evet, Çorum yediği zorlar. Çok evet, rahat zorlar. Bir de omuzu çıkmış galiba değil mi başta? Hmm. Geçmiş olsun buradan Gökhan Karadeniz'e. Ha bu arada şu var. Benim şahsi fikrim, katılırsın katılmaz bilmiyorum ama benim de artık adını lütfen 8.75 mi dersin? 9.5 mu dersin? Mustafa Denizler'in 10.5 mu dersin? Ben daha önce bunu söylemiştim. İmkan olarak varsa ikinci yarıda Ocak bana göre ayında, mutlaka devre arasında iyi bir kreatif oyuncu. Hani 8, 9, 10, 10.5, 11, 15, 25 fark etmez ama bir tane kreatif oyuncu şart olur. Ama tam o şey işte. Yani forvetin arkasındaki üçlünün ortasına lazım. İşte o, yani o oraya aynen, koyabilecek. Ya ortaya da o teklinin arkasına araya nereye koyarsa koyun. Tek Levent'le zor olur o iş. Çünkü Doğancan orada olmayacak gibi artık. Evet. O şeyi vermiyor bilmiyorum. Yani belki ya yanılabiliriz bu arada. Bak, bir şey sana söyleyeyim. Doğancan kanadını koyabilirsin abi.
Mesela tabii. Joseph Sun sakat mı evet olmadı mı? Kevin Harris de tam da uyum sağlamadı mı? O koy abi şeyi. Direnç de koyar oraya evet, yani. Evet. Doğancan koy kanada bak iş yapar. Hem skorer yapar hem skor katkısı var. Çünkü içeri dripling ediyor. Hem ortası da. Ama Spor'un şu an mevcut kadrosunda kanat rotasyonu çok iyi bence. Çok hani çok ama fazla. Ama işte orta sahada Doğancan Levent dışında orada koyacak pek oyuncu yok gibi. Evet. Ama Mehmet Hocam bence dahil olmasın. Sokul'da şu güzel acaba orada yapamayacak gibi değil mi? Doğru. Ben tespitimi yaptım. O zaman sağ içinden sağ dışına çıkalım. Bandırma'da sana böyle seni şaşırtan ya da mutlu eden neler vardı? Şehirden böyle biraz bahset bakalım yani. Bir kere şunu söyleyeyim. Kampanya. Küçük bir katkı sunayım. Şehrin havasını ben bu arada beğendim. Evet. Yani takıma inanç var. Var. Var güven var. Aşı var. Mesela bu kampanya yerini bulmuş. Nasıl bulmuş? Var diye formalarına kombine bedava hikayesi. O bence kampanyayı bulmuş çünkü biz gittik Bordo kutuya, tam merkezdeki Bordo kutuya yoğun bir talep de varmış. Hatta ciddi manada. Ama şu var, keşke hani şundan bir tavsiye ederim yine sevgili Ayhan Şen. Şöyle bir şey duydum. Stadın orada olsa gelmiyorlar gibi maça diye bir şey. Öyle mi? Ha, o da olmaz. Birkaç kişiden duydum onu. Stadın orada bir araç olsa o da aslında daha farklı olabilir. Çünkü stadyuma gelen vatandaşlar para harcamaya gelebilir aslında. Hani... Maç günü tabii maç günü. Ben yani maç günü çünkü futbol severler biraz böyle farklı bir duyguya kapılıyor. Nasıl ben böyle diyorum ya mikrofonu görünce biraz bir başkalaşım geçiyorum. Futbol severler de biraz böyle gaza geliyor, aşka geliyor. Ondan da faydalanmak lazım diye düşünüyorum. Bir tane de stadyum yanında yamacında bir bordo kutu olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ha bu arada Ceyhun Bey de buradan selam olsun. Altyapılardan sorumlu yöneticimiz. Evet. Aldı bizi Edincik'e götürdü. Edincik'e gittik. Edincik'te. Yani şunu gördüm. Hatta başkanına söyledim. Mübarek öyle bir topraklar ki Bandırma'da hep esiyor. Yani U19 maçında esiyor. Esiyor. Yani stadyumda esiyor. Esmeyen yer yok. Hatta şöyle espri yaptım. Dedim ki U19 takımı hani rüzgarda çalışıyor. Normal şey geçince, A takımı geçince zorlanmaz. Çünkü orası da esintili. Ağaçlar bile bayağı sallanıyordu. Bolivya'nın başkenti La Paz'daki stadyum maşallah. Ya gerçekten. Hani oraya gidenler evet. Sıkıntı yaşadı. Yani Arjantin 4 gol yemişti evet, Bolivya'dan. Tepedeydi, tabii tepedeydi. Yani orada da mesela beğendiğimiz 2 tane 3 tane oyuncu oldu. Bir tanesi Sadık Gani. Değil mi? Golü atan... 7 numarayı beğendim ben. Bir de Mesut forvet gol atan. Evet. Golü atan bir de kaleci de mesela iyi bir refleks yapmıştı. Kaleciden de olur bu arada. Evet. Yani üzerine düşünürüz olur. 3 oyuncuyu beğendik yalnız. Bandırma Spor Kulübü de yönetimi de işte Ceyhun Başkan önderliğinde altyapıdan sorumlu yönetici. Evet. Oralara da özen gösteriyorlar. Altyapı işi ayağın. Şey iş. Gönlüm aşk iş. Ya, aşk iş. Çünkü ya, hakikaten. Para kazanmayacaksın. Devamlı hani cebinden vereceksin. Cebinden finanse edeceksin. Bir de aslında insan yapıp... yetiştiriyorsun. Evet, yani evet. O taraftan maneviyatı evet. Da özel bir durum var. Ya, baktım gol oldu. Şimdi biz oradayken gol oldu. Ceyhun Başkan böyle bir sıçradı ki. Yani dedim lan ne oldu böyle. Çünkü Ceyhun Başkan da bak. Bu işi sek o heyecan güzel ama. İşte bu, ve Ceyhun Başkan yanındaki iki arkadaşımız daha var. Onları da söyleyelim. Ha bu arada şey maçta beni gördü. İsmi şimdi aklıma gelmedi. Alp galiba. O da altyapıda bir kaleci kardeşimizmiş. Abi dedi bana selam gönderir misin? Göndeririz kardeşim. Niye göndermeyelim? Burada esnaftan da bahsedelim. Esnaf da havaya girmiş. Yani bu sene Bandırma Spor için güzel sene, iyi sene, keyifli sene. Sene sonu da onların derler ya Allah gönlüne göre versin. Süper Lig'i görelim. Yayının sonuna yaklaşırken Bandırma'da birkaç kişiyle konuştuğumuzda şöyle tepkiler vardı. Ya dediler ki nasıl yani? Hatta birinde sen de yanımdaydın. İşte zaten bir şey söyleyeyim hep yanımdaydım senin. Bordo. Bir ara bir kaybettim seni. Baştayken belki. Çünkü şöyle bir durum oldu abi. Yani sağ olsun çok büyük teveccüh gösterdi. Bu arada Bandırma'da iki tane Çorumlu kaymakam varmış. Evet. Maç maça gelmişler. Evet. Tam denk gelmiş. Denk yani. Gelmiş. Başkan mesela Onur Başkan heyecandan hemen aşağı indi. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ben başkan yerinde olsam var ya yapacağım ilk iş. Sayın Onur Göçmez Başkan. Vallahi billahi var ya o kamera olduğu yerin var ya. Yayıncı kuruluş kameraları. Abi kaldır atarım onları. Bak açık konuşuyorum. Yine Onur Başkan hakkında orası kaçak varmış. Yapı gibi duruyor orada. Kaçak gibi duruyor. Hatta. Evet bir de şu var. Yani taraftarın en güzel yeri orası ya. En güzel, en paralı. Yani ikinci yarı, en iyi yeri bak, ya. İlk yarı direkt zaten ilk yarı pek oyun da yoktu da direklerden göremeyince aşağı indim. İkinci yarı direksiz dedim. Ha bu arada Sayın Serdar Kutay'a buradan selam olsun. Onun meşhur direğini ben de karşılaştım. Yani maç boyu karşımda bir direk var. Şöyle bir direk vardı abi. Bir sağdan bir soldan. Yani maç keyfinin olmayacağı bir stadyum gerçekten. Ha başkan da aşağı inmiş. Aşağı indi mecburen. Ama şu var o kameranın olduğu yer çok lüks. Orası öyle lüks abi. Kesinlikle. Alırım atarım yukarı. Hiç.
eleştiriyi de unutmadan söyleyeyim. Bana Bandırma'daki bazı vatandaşlar, futbol severlerin söylediği bir şey vardı. İşte biz de Bordo TV'yi görünce, Nazım Bey'le sizi görünce açık ama söyleyelim. İşte ön yargı her tarafta var. Yani maalesef var. Hele bir abimiz vardı. Dedik ya, başkan iki tane paralı adam tutmuş. Yaptım. Ben de güldüm ama. Bunları söylemiş miydim? Yok, söyleyelim bu arada. Yani bizi eyvallah. İzleyenler biliyor zaten. Eyvallah. Hatta bu arada dışarıda kim olduğumuzu biliyorlar yani. Her neyse işte direkt bu ön yargıdan dolayı işte bunlar kulübü eleştiremez, yanlışı söyleyemez. Onlar goy goy yapıyor. Goy goy yapıyor işte Türkçe manasını daha doğrusu argo ifadeyle öyle söyleyelim. Ama sonrasında bir programı izledikten sonra dedi, bir fikrim değişti dedi. Yani benim söyleyemediğimi söylüyorsunuz dedi. Sessiz çoğunluğu sessiz. Bunu her zaman söylüyoruz. Sen yani. Sana ne diyorlar Anadolu'da? Garip kuraba dostum mu diyorlar? Bana öyle bir evet lakap taktılar. Daha doğrusu ben de bunu söyledim. Garip kuraba dostuyum şundan dolayı. Ya zaten konuşanları konuşuyorlar. Bizim amacımız konuşamayanları konuşmak aslında. Bir de Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzon'u işte herkes konuşuyor zaten. Konuşuyor işte. Fazlasıyla var. Hani böyle bir şey de bu arada Serdar Kutel Müdür'e ben de bu yüzden teşekkür ediyorum. Çünkü bravo. Türkiye'de böyle bir açık olduğunu söyledi her zaman Serdar Kutel Müdür ve bunu böyle bir şey yapmak istiyoruz. Kabul eder misin deyince de beni de heyecanlandırdı. Sağ olsun. Bir şey soracağım. O konuşanlara Bandırma Spor bir analiz ettir bakayım. Bir tane oyuncunun ismini söyleyemez. Ve bak, bir tane oyuncunun ismini söyleyemez Bandırma Spor'da. Ben bu hafta Bandırma'ya gitmemizin güzel taraflarından biri de o ön yargıyı da bir kırmış olduk. Yani bence bakış açısı daha olumlu yöne değişecek bize. Yani bunu keşke başlangıçta hani bir izleyip karar verselerdi ama toplumumuzda da maalesef böyle bir gerçeklik var. Ben kendimi süperstar gibi hissettim. Buradan Bandırma halkına teşekkür ediyorum. Kendimi böyle bir süperstar gibi, böyle bir pop star gibi hissettim. Futbolcular gibi hissettim. Misin? Yok estağfurullah. Biz biz yerimiz belli, yurdumuz belli. Biz hala da futbolun güzel tarafını konuşmaya çalışıyoruz. Sessiz çoğunluğun sesi olmaya çalışıyoruz. Buradan da Bandırma halkına ve özellikle esnaflara selam olsun. Söyleyelim. Aynen. Bunu. Ha bu arada Davit de geldi. Nereye gideceğiz? Nereden geldi? Ben de var mıyım işin içinde? Sen de varsın. Beraber Davit geldi. Ha, davetlere icabet etmek de bizim görevimiz. Davete de kabul etmek de bizim mutluluğumuz olur. Son konuyu açıyor. Şimdi oraya gidince bir de Ender Hoca'dan bahsedelim. Ender Tıraş. Evet. Ersan Allah. Hoca'nın yardımcısı. Bu arada hocayı ben çok severim ama mesela şeyi bilmiyordum. Depremde İskenderun'daymış. Evet. Evet. O İskenderun'da. Faciayı yaşamış. Ailesiyle beraber ve tabii çoğu insan, aslında birçok insan hakikatleri gizli kapılar ardında yaşar. Bilmiyoruz yani kimin ne yaşadığını. Doğru. Yeğenini kaybetmiş. Evet. Çok eşi dostunu kaybetmiş. Oradan çıkıp tekrar işte bir hep futbol tutkusu olan biri futbolla yeniden bir hayata tutunuyor Bandırma'yla. Bandırma'da yaşadığı için şu an çok mutlu. Benziyorum dedi. 3 gün bir tatili vardı. O da ailesinin yanına gitti İskenderun'a. Evet. Ve kulüp için inanılmaz kafa yoran bir hoca. Bravo. Yani rakip analizini yaptığı beraber işte arkadaşı var. Ersan Hoca kadro kurarken her zaman fikrine başvuruyor Ender Hoca'nın. Bu çok değerli. Bu bence olması gereken bir şey. Olması gereken ondan diyorum şey. Bak Ersan Hoca'yı sevmemin sebebi şurada aslında. Hani kulakları kapalı değil. Kulakları açık. O çok işte güzel. Alman kültüründe yetişmesinin de etkisi var. Ha, yine son karar kendisinin olsun. Verir ama fikirlere de değer gösteriyor. Dolayısıyla Bandırma Spor Kulübü'nün iyi bir kadrosu var. Ben de teşekkür edeyim bari. İyi bir yönetimi var. Başarılı bir başkanı var. Tabii tesis konusunda stat eksiği var ama şu an için bunu artık buna alışıp devam etmesi gerekiyor. Çünkü şu an bir anda değiştiremeyeceğiz hiçbir şeyi. O hemen olmaz yani. Bandırma halkından bence bu takım daha fazla desteği hak ediyor yani. Bundan sonraki maçlara gitmelerini özellikle tavsiye ederiz. Doğru. Kombine kartı almayı ihmal etmesinler. Son bir teşekkürüm var. Buyur. Akın Alkan. Hatta onunla da konuştuk, sohbet ettik. Dedi ki abi çok iyi gidiyor hani bana sana gelirse oynarım ama gelmemesini tercih ederim noktasında sonuçta geliyorsa iyi gidiyordu ama yarın bir gün bir kupa maçında veya herhangi bir sakatlıkta Akın kardeşimiz de hazır olduğunu söyledi. Kalede görmek isteriz hoca da izin verir bence Türkiye Kupası maçları var. Evet ya da mesela bazı maçlarda da aslında şöyle bir durum da var yabancı sayısı etkilemiyor Bandırma Spor ama yani bazen de yedek kalecide de hazır tutmakta fayda var mesela daha böyle yumuşak bir maçta değil mi? Akın da aslında kaleye konulabilir. Olabilir. Doğru. O zaman kapatıyorum ben. Bitti mi? Dünyadaki her şey bitme üzerine kuruluyor. Gençlik, çocukluk bitiyor. Senin, gençlik senin bu felsefelerin ömür bitiyor. Bütün Bandırma seyahatini bitirdi zaten.
Bitirelim. Ben moderatörüydüm arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim. Aman dera. Bandırma'daki bazı arkadaşlar izlerken dedi ki yani çok farklı karakterde iki insansınız dedi. Dedik hatta biri. Nazım Bey diyor, Mustafa Yıl mı diyor, sen Gabriel Garcia Marquez diyorsun. Ya arkadaş ben yerli ve milliyim. Bu toprakları çocuğuyum. Açık ve net. Tamam peki. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olsun. Evet, Bordo TV'de 10.5 analiz programını noktalıyoruz. Tüm futbol severlerden Bordo TV'ye abone olmalarını ve videoları beğenmelerini rica edelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.